Şimdi tabii 4-2'lik galibiyet Fenerbahçe'nin bu istikrarlı oyunu, Fenerbahçe'nin hep 3. bölgede görülmesi, hep rakip ceza sahasında olması o eski karakteristik Fenerbahçe'yi bize bu sene gösteriyor. Neydi o? Basan. Kaybetse bile kazanma gayretinde olan bir takım. Bu sene bu kadro, bu hoca, bu taraftar, bu yönetim gerçekten bize bunu net bir şekilde gösteriyor. Elbette eksikler yok mu? Var. Ama Fenerbahçe bunu çok iyi kapatıyor. Zaman zaman hatalar olsa bile. Sen nasıl değerlendiriyorsun bu sene Yusuf? Fenerbahçe'nin bu <laughs> ivmesini, bu güzel oyunu diyelim ya da. Evet güzel oyunla kazandı. Onu öncelikle söylemek gerekiyor. Bazen kötü oyuna da kazanabiliyorsunuz. Mesela Antep maçını kötü oyunla kazanmıştı Fenerbahçe. 10 kişi kalan rakibine karşı. Özellikle 10 kişi kaldıktan sonra ikinci bölümde de oyunu biraz teslim ederek kazanmıştı. Ama son 3-4 karşılaşmadır. Özellikle maçların ilk yarılarını Fenerbahçe muazzama yakın oynuyor. Başakşehir maçı, Çaykur Rizespor maçı, Alanya Spor mücadelesi bu karşılaşma. Fenerbahçe rakibine e, Asantra'dan itibaren çok fazla nefes alma fırsatı tanımıyor. Dün de öyle oldu. Biraz rakip üzerinden de görmek gerekiyor. Şimdi Hatay Spor Ligi'nin en genç takımlarından bir tanesi. E, maçları genellikle çok iyi bitiriyorlar. Fiziksel özellikleri, e, takım yapısı, geçiş hücumlarına çok müsait. Topu kendi yarı sahasına kazandığı halde e, hızlı bir şekilde rakip e, yarı sahaya hatta ceza sahasına girebiliyorlar. Ve bu pozisyonları da genellikle iyi değerlendiriyorlar. Örnek Trabzonspor maçının ilk e, son 30 dakikasına bakabiliriz. E, maçları nasıl bitirdiğini böyle daha iyi analiz edebiliriz. Ama dün üçlü savunmayla daha doğrusu beşli savunmayla başlaması biraz daha önlem alması Fenerbahçe Volkan Hoca'nın. Ki bize vermiş olduğu röportajda bunu söylemişti. E, bizim Rakip rakip maç maç sistemimizde, kullandığımız oyuncularda değişecek. Çünkü e, her maçı aynı şekilde oynama ihtimalimiz sıfır. Çok e, güçlü rakiplere karşı da oynayacağız. Onlara karşı biraz daha farklı bir oyun sergilemeye çalışacağız dedi. Dünkü e, tercih, yani tercih sistem tercihi Volkan Hoca'nın biraz Fenerbahçe'nin de işine geldi. Ama dörtlü çıksaydı da Fenerbahçe bence maça aynı şekilde başlayacak Çok e, zorlayıcı, baskı yapan, ikinci topları kazanan ön alanda baskıyı çok iyi yönlendiren, rakip yarı sahaya geçmesini neredeyse hep engelleyen bir Fenerbahçe vardı. Bunu herhalde ceza sahasına giriş sayılarıyla da görebilir. Sanırım 27 idi Fenerbahçe'nin rakip ceza sahasında topla buluşması. Hatayspor'un Spor'un 1'di. 5 tane 11 şut 5'i isabetli 3 golle bitirdi Fenerbahçe ilk yarıyı. Yani biraz hep ben boks sporundan örnek vermeye çalışıyorum. İşte bir tarafta Muhammed Ali oluyordu. Rakibini yorarak ve 12 round üzerinden ayarlayarak maçlarını ona göre planlama yaparak maçlarını kazanıyordu. Çok büyük bir boksördü. Tarihin belki en iyi, en iyi boksörü olabilir. Bir tarafta da Mike Tyson var. O da genellikle 12 roundluk maç olsa bile 2 ya da 3 round üzerine planlama yapıp maçı fırtına gibi giriyordu ve hemen nakavt etmeye çalışıyordu. Fenerbahçe biraz daha Mike Tyson tarzı hemen nakavt etmeye çalışıyor. Özellikle mütevazı kadroları kendisine göre daha mütevazı kadroları. Evet oyun olarak da e, bireysel performans olarak da Fenerbahçe gayet iyi bir performans sergiledi. Şimdi buradan ilk olarak teslim edilmemesi gereken hak bence İsmail Kartal'a fizik kondisyonu olarak e, Fenerbahçe'nin iyi hazırlandığını görüyoruz. Dakika 86 e, 6 kişiyle hücuma çıkıyor Fenerbahçe kontrata çıkıyor ve çok istekli bir şekilde 5. golü aradığını görüyoruz. Burada hocanın yaptıklarında çalışmasını net bir şekilde sağ yansını görebiliyoruz. Attığı gollere bakalım Fenerbahçe'nin. Varyasyonlar, hücum çalışmaları aşağı yukarı aynı pozisyonlar. Yani Şimanski'nin attığı golleri üst üste getirelim. Aşağı yukarı aynı pozisyonlarda gol atıyor. Demek ki bu pozisyonlar çalışılmış. Hücum, savunma geçişlerindeki hızı, topu geri kazanma hızına bakalım. Yine ligin en iyisi Fenerbahçe. Bu bağlamda önce hocayı sonra da oyuncuları tebrik etmek lazım. Katılıyorum. Fenerbahçe'nin DNA'sında biraz futbolun güzel oynanması Brezilyalılarından Brezilyalılardan da kaynaklanıyor. Yani Didi döneminden beri Fenerbahçe biraz işte o kendi sahasında özellikle futbol şovunu, görsel şovu tercih eden bir camia. Son zamanlarda bu yoktu. Bir de son zamanlarda olmayan ve bu sezon tekrar belki geri kazanılan şey dün Atakaş Hatay Spor geri de dönebilirdi. Dadaşov'un 45 artı 1. dakikada, daha doğrusu 46. dakikada bir pozisyonu var. Livakovic çıkartıyor. Ee, biraz sallansa Hatayspor geri dönebilecek kaliteye sahip. O yüzden yine yani o sallantıda bile işte Frikik golünü yedikten sonra bu arada Hatayspor'un iki golü de muazzam. Bence ilk golde hatası var Livakoy için ama ikide yapabileceği pek bir şey yok. Orada da savunma hatası var ama ikisi de muazzam goller. Ee, biraz sallandığını gösterse Fenerbahçe Hatayspor geri dönecek. O yani öyle bir gücü de bir var. Antep maçı vardı hatırlıyorsun. 3-0-4-3. 2001'deki maçı Hı -hı. söylüyorsun. Fenerbahçe sanki öyle, öyle geliyor ki mesela bunu bir Fenerbahçeli bir büyüğüm bana söylemişti. Dedi, dedi ki Fenerbahçe 3-0 yenik de olsa 4-3 kazanacak bir karakteri var bu sene dedi. Tabii yani, daha onu test edemedik bu sene. Çok e, geri düşmedi e, ama Aykut e, bir kere şöyle yani maçlarda, maçlarda sonuç olarak hep kazandı. Evet, evet şöyle bir kere 13 Antalya dakika Antalyaspor maçı. 13 dakika geride kaldı şu an spor sezonda. maçı. Antalyaspor e, maçı. Polonyalı forvet. Anladın ama değil mi? Ya. Demek istediğimi. Kalbin mi? temiz Aykut bize Coşkun Çelikledim Ona da selam olsun. O, selam Bu Fenerbahçe'yi 2000 2001 sezonundaki Mustafa Denizli Fenerbahçe'ye benzetti. Ben kendi adıma doğumlu Fenerbahçe. Aslında hatırlarsanız işte o Andersson, Ropache'li, Evo'lu kadro. Dön doğumun elindeki Alex'lerin, Nobre'lerin, Fanoydon'ların, Anayaka'ların olduğu kadro. Son şampiyonluk kadrosu da ve bu Saul Kayt yani Doğru. genelde Fenerbahçe'nin DNA'sına uygun bir kadro oluşturmuş. bunu çok net şekilde anlıyoruz ben şuradan bak bakmayayım zaten e, Yusuf Kenan çok güzel özetledi ben de şunu söyleyeyim Hatay Spor Erce gecenin en kötüsü iki golde hatası vardı ama Erce iyi bir maç çıkarsa da Fenerbahçe maçı kazanacaktı. Evet. yani. Fenerbahçe'nin aslında rakibine kadar hataya zorladığını da özeti. Hı. Bir de benim nacizane yanılgım diyeyim. Buradan da İsmail Kartal'ın hakkını teslim edeyim. Bu kadronun zayıf karnını 6 numara ama öyle iyi bir kadro kurdu ki Fenerbahçe. İsmail Yüksek şu an dün de hatta gollerde de var bence. O kaptığı toplar direkt olarak artık tabelaya yansıyor. Yani işin evet kreatiflik kısmında gol asistanisi belki Mehmet topalandıracak. Uzaktan şutlarla gol yapabilecek ama öyle kritik yerlerde top kapıyor ki o net şekilde hücuma yansıyor. Sen Şimanski'nin golü dedim ben de artık açıkçası Tadi için varyasyonları yani sürekli o soldan oyun kurucu. Şampiyonluktaki Beşiktaş'lık Gezal hücumları farklı varyasyon tabii. Doğru, Gezal doğru. daha çok arka direğe yaptı ortalar işte Abu ön direğe rakibi çekip Larry'nin golleriydi. Tadiç tam aksine burada daha farklı varyasyonlarla gol pozisyonuna sokuyor. Tekrar hani Ercin'in iki tane golle çok net hatası olmasına rağmen Erdi çok iyi bir maç çıkarsa da bu maçı Fenerbahçe muhtemelen yine 2-3 farklı kazanacaktı. Tradiçi biraz Şey'e benzetiyorum. Sen güzel gezer benzetmesi güzel. Profil olarak daha çok Thomas Mara benzetiyorum. Monaco'da 4-2-4 oynarken şampiyon oldu. Mbappé'nin Falcao'nun olduğu sezonda. Orada da kanatta oyun kurucu gibi bir tarafta Bernardo Silva vardı, daha hareketli bir oyuncu. Bir tarafta daha çok hedef oyun kurucu gibi oynayan bir Thomas Lemar vardı. Tadiş de işte öyle oynuyor. Dünkü asisti hani pası yani bunu bilerek yapmış olması alelade bir orta yapmıyor. Orada gerçekten Şimanski'yi görerek gönderiyor. Fenerbahçe'nin ihtiyacı olan kalite seviyesiydi. Ve Fenerbahçe iyi kadrolar kurdu daha öncesinde. Ama hep bir noksan vardı. Ya tecrübe eksikti ya zaman zaman kalite eksik oluyordu ya fiziksel gücü eksik oluyordu. Bu sezon kurulan kadro Ali Koç döneminde hatta ben daha da geriye gidiyorum. Senin söylediğin son şampiyonluk kadrosundan beri kurulan en mantıklı kadro. Yani en kaliteli kadro olmayabilir. Daha kaliteli oyuncular gelmiş olabilir. 2015-2016 zaten market değeri o dönemler işte. Evet daha, Naniler, daha yüksek Pampersler olabilir. Ama takım olarak hakikaten en iyisi. Şu en anda. mantıklısı birbirini en iyi tamamlayan oyuncular 6 numara meselesinde ben hala söylüyorum İsmail Hüseyin bir 6 numara olduğunu düşünmüyorum. Daha çok bir 8 numara profilinde. 6 numaradan oynadığı zaman en azından görevleri, savunma görevlerini iyi yerine getiriyor. Halen bazı maçlardaki performansını merak ediyorum. O günler gelince yine konuşuruz. Ama şu ana kadar son 5 maçtaki performansı, milli takım performansı olağanüstü İsmail'i de ayrı tebrik etmek lazım. Bir de Fenerbahçeli oyuncularda çok böyle nasıl diyeyim? Form iniş çıkışı da izlemiyoruz. Yani Tadiç mesela sezona yüksek perdeden başladı. Aynı şekilde gidiyor. Ceko yüksek perdeden başladı. Aynı şekilde gidiyor. Şimanski öyle. İrfancan Kahveci ayrı bir tebrik. Fred. Fred aynı şekilde. Bak bir isim saymayalım. Geçen veriyoruz. sezon seninle burada bir Fenerbahçe programı yapsaydık muhtemelen Aykut İnce de o soruyu sorardı. Bir ferdi övmesi yapardık. Tabii, ferdi tabii. yine fena oynamıyor ama Artık Fenerbahçe'nin en iyi oynayan 5 oyuncusu içinde. Ferdi sayamayız yani. Ferdi zaten bence bir görev adamı şu anki profili. Doğru söylüyorsun. Bulunduğu sol bek mevkisiyle ön taraf oyuncuları çok kreatif. i̇şte Galatasaray'ın bir önceki sezon 13. bitirdiği sezonda Kerem'i Kerem'i konuşuyoruz. Kerem'i konuşabiliyorduk. Olan bir bireysel performans vardı. Fenerbahçe'nin Jeremy Lens performansı hmm. 2015 2016. Ama bu performanslar iyi oyuncuların iyi performansları. Şimdi çok daha iyi bir kadro, çok daha kaliteli bir kadro. Kerem için aynı şey geçerli. Ee, o kadroda yine iyi oynuyor yine aynı seviyede oynuyor belki zaman zaman istikrarda düşüşler var bir sakatlık yaşadı onun etkileri de var Ferdi'de ama hani ilk beşi sayarsak Fenerbahçe taraftarına şu an sorsak hani bizim saymamız değil onlara sorsak ilk 5'e Ferdi'yi direkt koyarlar mı şu an için bilemiyorum bu Ferdi'nin düştüğü anlamına gelmiyor kadro kalitesinin biraz e, yükseldiği anlamına geliyor.